Bugün 4 Mart 2021 Perşembe. 3 gün önce imamlık mülakatımızın sonucu açıklandı. Ben 70 puan almışım. Tam sınırda geçmişim mülakatın barajını. Buna göre 480. sıralamaya yerleştim ve tercih yapmaya hak kazandım. Yarın yani 5 Mart'ta tercih süresi dolacak. Ben de bazı yerleri tercih ettim. Şurada gördüğünüz gibi. Bu yerleri tercih ettim. Onunla da bu tercihlerimizin sonu açıklanacak. Ona göre atamamız bir yere gerçekleşecek. O zaman görüşürüz. Ne oldu, sen sevinmedin mi? Ayrılacağız diye üzülüyor musun? Bugün ay kaç ya? 10, evet. Mart mıydı da bugün? Bugün 10 Mart, nihayet yerleştiğimiz yerler açıklandı. Benim 6. tercihim gelmiş bana. İlk 5 tercihime benden yüksek puanlı arkadaşlar başvurduğu için oralar bana gelmedi. 6. tercihim olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Beşler Köyü gelmiş. Köye baktım, küçük bir yerdi. Lojmana falan da varmış, muhtarla da konuştum. Güzel diyordu, yeni yaptırdık falan diyordu. Artık bakacağız. Haftaya 19'una kadar, haftaya cumaya kadar belgelerimizi müftülüğe teslim etmemiz gerekiyormuş. O zamana kadar evraklarımı, belgelerimi toplayıp müftülüğe gideceğim. Galiba arkadaşların söylediğine göre 2 hafta sonra da göreve başlıyormuşuz imza atıp. Durum bu. Açıkçası ben bizim köyün hemen üst tarafındaki köy olan Küçük Apça köyü gelir diye düşünüyordum. Orası geldi. Aslında burası olmasa daha iyi oldu. Çünkü hem Ankara'ya yakın hem de buraya yarım saat var arasında. Buraya yakın. Gidip gelmek benim için kolay olacak o açıdan. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Görüşürüz. Beşler köyü cevabını da al. Para da gel şuna. Benim dakikam yok, sen ara ya. Evet, numara göre. Allah Allah, ben buraya kilitli veriyordum ya. Tam sana göre bak. Yeminle konuşuyorlar. Bir yani. Namaz mı? Hutbeye çık var mı? Nasıl? Doğru, inme dışarı, inme dışarı biraz. Bu da burada taştan yapılmış. Vay. Bizim köyümüz burada taştan yapılmış. Bu da lojmanımız. Bu da lojmanın atı. Eşeğinde. Köyün imamına veriyorlar. Tatlı eşeği. Değer boşum kaldı ki bilmiyorum. Merhaba. Gördün mü oğlum? Sen ne yapıyorsun? Ne yapacaktınız lan burada? Hı? Lojmanımız. Ben bak, dur gel ben bir. Müftülük binasına doğru gidiyoruz şimdi. Caminin burada bir yerdeymiş galiba. Dosyalarımı aldım. Belgelerimizi teslim ettik. Onaylandı. 2 hafta içinde galiba arayacaklarmış beni. Ondan sonra Keskin'e gidip orada on el attırıp belgeleri tekrardan göreve başlayacakmışım. Müftülükten çıktım. Şimdi eşyalar almak için spotçuya gittim.
Biz abi bekliyoruz onunla beraber. İkinci elciye gideceğiz. Eşyalar falan şimdi almaya başlayacağız. Herhalde geliyor abi. Geliyormuş. Kim geliyor hani? Yani birazdan görüşürüz. Eşyalar ekliyoruz. Bu çalışma masasını özellikle çok büyük aldım ki bayağı bir kitabım olacak. Onun başı neredeymiş ya? Başta vardı o. Eşyalarımızı aldık. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Eşyaları getirdik. Halılarımız, çamaşır makinesi. Orhan abi. Ben özendim o Orhan'a, kelimsiz değil. Ne diyorsun oradan? Hadi gidelim. Evet, evimize geldik. İneklerimizin altına asacağız şimdi. Bugünümüz böyle geçti. Eşyalarımızı falan aldık. Müftülükten belgelerimizi onaylattık. Artık 2 hafta içinde de bizi Keskin'e çağıracaklarmış. İmzamızı atıp başlayacakmışız göreve. O güne kadar İngilizce çalışmaya devam edeceğim ben. Çünkü ayın 28'inde İngilizce sınavım var. Bakalım. Bu videoda bu kadar olsun. Bu süreçle alakalı merak ettiğiniz, soracağınız bir şey olursa yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated.